Merhaba, selamlar oyun severler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok beklediğiniz Red Magic 5G'nin oyun performans testini gerçekleştireceğiz. Video geçmeden önce arka planım hakkında yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizler için hem güzel bir arka plan oluşturdum hem de gerçekten zor bulunan cihazları yurt dışından getirip sizler için inceliyorum. Dostlarım, lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video için sizlerden çok büyük bir like patlaması bekliyorum. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeyelim ve Red Magic bizlere oyun performansında neler sunuyor? Dostlar, ilk videomda da dediğim gibi Red Magic 5G telefonumuza 12 GB RAM vardı ve ses kalitesi gerçekten muhteşem bu cihazın. Şimdi cihazı şöyle çevirdiğim zaman şurada görmüş olduğunuz ızgaralar fan ızgarası arkadaşlar. Zaten az sonra fanı çalıştıracağım. Şurada da bir adet var. Yani fan ortada olduğunu düşün. Şurada döndükçe iki taraftan da ses değil hava çıkışı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi şurada bir tuş var görmüş olduğunuz gibi. Bu tuş ne işe yarıyor? Bu tuşa bastığımda oyun menüsüne girebiliyorsunuz. Şu tuşu zaten göstermiştim. Buraya gamepad bağlıyorsunuz. Yani konsolla, tetik tuşlarıyla oynamanız için bir aparat bağlıyorsunuz diyelim. Onun dışında sesimiz, yani stereo hoparlör olduğu için gerçekten on numara. Şimdi zaten PUBG'yi açacağım ve oynayacağız. Şuradan basıyorum şöyle. Görmüş olduğunuz gibi oyun menümüze girdik. Şimdi sağ tarafta bizim ayarlarımız var. Bu ayarları hep beraber bakalım. Oyun içindeki sağlığınızı, yani oyun dışında oynadığınız süre boyunca sağlığınızı gösteriyor. PUBG Mobile'i ne kadar oynadığınızı gösteriyor. Totalde kaç saat, ortalama kaç saat oynadığınızı sol tarafta gösteriyor. Burada oyun istatistikleriniz var dostlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman en çok oynadığınız oyunu da buradan size gösteriyor. Red Magic Time dediğimiz zaman burada ekran görüntüsüyle aldığınız koleksiyonlar bulunmakta. Fan da zaten bildiğiniz gibi, şöyle başlatayım. Şu anda işlemcinin sıcaklığına göre fan çalışıyor. Şurada en son ayarı alıyorum. Umarım ses geliyordur size de. Burada ekran kayıt ayarlarımız bulunmakta. Şu fanı bir durdurayım öncelikle. İnternet ayarlarımız bulunmakta. Burada çeşitli RGB ışıklandırma yapmak için ayarlarımız bulunmakta. Help kısmında zaten burada size oyun oynarken gerekli yardımları gösteriyor. Şimdi hep beraber bir PUBG Mobile'ı başlatalım. Bakalım PUBG Mobile kaç saniyede açılıyor? Evet, PUBG Mobile'ı şöyle tıkladım. Oyunumuz hızlı bir şekilde açılmaya başladı. Bakalım hızlı mı açılıyor yoksa yavaş mı açılıyor dostum? Abi sese bakar mısın? Mükemmel bir ses var arkadaşlar cihazda. Efsane bir ses var şu anda. Arkası görmüş olduğunuz gibi RGB ışıklandırma ve hıpızlı bir şekilde açıldı ya. İnanılmaz. Şu yüklenme geçsin mi? Şimdi arkadaşlar şu sesi bir kısayım ben. Ana ses değil, müziği kısalım. Arayüzü bir kısalım. Şimdi oyunumuza girdik. Şöyle kimin hesaptaymışız? Bambom'un hesabındaymışız. Premium sandıklarını açmayacağım, korkma. Şimdi şu yüklenme bir geçsin arkadaşlar. Hatta ben kendi Wi-Fi'me bağlanıp geleyim. Şimdi dostlar, kendi internetime bağlandım, geldim. Şimdi size şöyle grafik ayarlarını göstereceğim. Önce bir yakın çekim aldım oyunu görün diye. Ayarlara giriyorum. Grafiklere giriyorum ve arkadaşlar 90 FPS'i şu anda görmektesiniz. Buradan Ultra HD'ye alabiliyor muyum? Evet, alabiliyorum. Gerçekten çok iyi. Ve aşırı yükseğe alıyorum. Şimdi Ultra HD aşırı yüksekte oynadığınız zaman 45 FPS alıyorsunuz arkadaşlar. Ama ben Asus videosunda arkadaşlar yorum atmış. Abi niye 90 FPS'te oynamadın? Ultra HD'de oynadığın gibisinden. Ben cihazı zorlamak istedim dostlar. Hani cihaz bize ne kadar performans veriyor, buna bakmak istedim. Şimdi sizler için 90 FPS'te oynayacağım. Lobby'de 90 FPS'i aldık zaten. Şimdi oyuna geçmeden önce şuradan sağ taraftan çektiğim zaman oyun kontrol panelimi görüyorsunuz. Ekran 144 Hz olduğu için buradan Hz kısmını, yani FPS kısmını da değiştirebiliyorsunuz. Şöyle tıklayamadım. Şu anda tıklıyorum. 90 Hz. 144 Hz'e aldım şu anda. Buradan fanı açabiliyorum. Parlaklığı buradan indirip çıkarım. Bu niye böyle geliyor? Aa, bu böyle geliyormuş. Dur. Buna birazcık şey dokunmak lazım. Hassas dokunmak lazım arkadaşlar. Şöyle. Buradan ışığı azaltabiliyorum. Buradan blok kal dediğim zaman aramaları engelliyor. Mesajları engelliyor. Fanı açabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Burada 4D şok, yani şu altta göstermiş olduğum aparatı bağladığınızda bunları ayarlayabiliyorsunuz.
Bununla bir işimiz yok. Hemen buradan çıkalım. Bir daha kontrol panelime geliyorum. Makro tuşu var arkadaşlar. Makro atayabiliyorsunuz. Makroya bastığım zaman diyelim ki 6X spreyi çok seviyorsunuz arkadaşlar. Buradan new diyorum. Şöyle kayıt ediyorum. Ekran 10 saniye boyunca kayıt oluyor. Ben mesela buraya dokundum. Bunun kaydını alıyor. Ve siz buna bir tuş atayıp oyunda o dokunduğum yeri otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada kayıt aldı. Siz bunu kaydedip makro işlemini yapabilirsiniz. Bunu siliyorum. Çıkıyorum. Ve son olarak göstermek istediğim bir şey var. Ki zaten en güzel bir şey bu arkadaşlar. En güzel şey. Shoulder Triggers. Arkadaşlar burada Triggers ayarlarımız var. Yani şu yukarıda görmüş olduğunuz tetikleri ayarlayabiliyorsunuz. Bunu hep beraber oyun içinde ayarlayalım. Şimdi bakalım oyun nasıl açılıyor? Hızlı mı açılıyor yoksa yavaş mı açılıyor? 90 FPS'te bir Livik atacağım. Ultra HD'de de bir tane Livik atacağım. Daha sonra videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Dostlar şimdi 90 FPS'e ayarladık. Livik haritamızı seçtik. Bakalım kaç saniyede oyunumuz açılacak? Bu arada hesap efsane bir hesap arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyun şu an lobide de 90 FPS ve akıyor abi. Şimdi başlattım. Bakalım oyunumuz kaç saniye içinde açılacak? Yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu cihazın performansını, oyuna giriş hızını, her türlü yorumu bekliyoruz arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum oyunda nasıl bir performans verecek. Şu anda girdi oyunumuza, evet. Şöyle bir akışkanlığını göstermek istiyorum. Hani 90 FPS'i sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve cihazdaki ses gerçekten mükemmel. Abi şu sese bakar mısın ya? Vallahi sağır olurum ben bunda ya. Bir de üst, bak şuraya bak. Kısayım şunu biraz arkadaşlar. Bir de cihazda 3.5 milimetrelik jack girişi var. Yani kablolu kulaklık ile çok sağlam ses kasabiliyorsunuz. Şimdi hemen oyundaki tetik ayarlarıma geçeceğim. Güzel bir yere atladıktan sonra. Evet arkadaşlar şimdi şöyle rastgele bir yere atlıyorum. Uçak sahibi de zaten bizdik. Araplara yallah dedik ve şöyle hızlı bir şekilde atlıyoruz. Bu Arapları PUBG Mobile'de hiç sevmiyorum gerçekten. Çok böyle çirkefler ya. Böyle hemen bitirmeye... Aha iki kişi geliyor. Yusuf abi eksi yedim bu arada. Geçmiş olsun. Belki de... Aha. Abi kusura bakma. Arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Gerekli itemleri, silahları bulduk. Yükseltilebilir AK'mizi aldık. Şöyle birkaç nesneyi topladık. Hemen tetik tuşlarını göstermek istiyorum. Umarım burada bir adam yoktur. İlk oyunda eksi yedik çünkü. Şimdi sola doğru çekiyorum şöyle. Shoulder Triggers butonlarımız. L olan arkadaşlar yani left butonumuz. Şuradaki butondan bahsediyorum. Soldaki ateş tetiğimize koyduk. Right olan ise sağdaki ateş tetiğimiz. Bunu da ben dürbün açma için şu anda aktif ettim. Buradan çarpı dediğim zaman şöyle bastığım zaman dürbün açıldı arkadaşlar. Şu elimeye bakın. Gördünüz mü? Tetiklerimiz gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. 4 parmak oynayanlar 2 parmaktan kar edecekler ve böylelikle daha iyi olacak. Şimdi göstermek istediğim bir ayar daha var. Buradan çektim. Burada aiming asistan var. Arkadaşlar bu nedir? Startup diyorum. Ekrana otomatik dürbün koyuyorsunuz abi. Çıktım. Bu her zaman ekranda kalıyor. Şöyle dürbünü açtım. Ya gayet iyi ya. Cihaza bayıldım. Şu an 90 FPS'teyiz ve fan modumuz açık arkadaşlar. Fanı çalıştırdım. Büyük ihtimalle burada adamlar olacak. Şöyle biraz sesi açayım. Yalnız şey akıyor ya. Oyun akıyor. Evet burada. Aa vallahi aldım lan. Ya ciddi bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bu mobayla böyle sağlam asılsam yani oynasam abi gerçekten oynarım ya. Bir de tetikler falan filan var ya. Oo var ya anasını ağlatırım bu oyunda ama işte YouTube videosu çekiyoruz kardeşim ya. Şimdi M4'ümüzü bulduk. Senin M4 buzul muydu abi? Yok, maskara mı bu? Yok, maskara değil. Neyse ama yükseltilebilir bir M4 arkadaşlar. Aslan kükremesiymiş. Şimdi şu tetikleri biraz daha deneyelim arkadaşlar. Bakın şöyle yakın çekimi alayım. Oyundaki 90 FPS'i şu anda siz de hissediyorsunuz. Bakın. Hiçbir kasma donma yok abi. Hiçbir kasma donma yok. Hemen şu aiming asistanı bir kapatayım.
Şuradan dürbünü açayım solla. Böyle ateş edeyim. Bir şey diyeyim mi? Ben yani hani bilgisayarda böyle güzel sprey atamıyorum ya. Daha mükemmel abi ya. Başlayayım mı ben PUBG Mobile Yusuf abi? Sen Steam oyuncusun kardeşim. Mobili bize bırak. Tamam peki o zaman. Arkadaşlar tetiği açayım. Bu zaten bot. Şöyle hemen göstereyim. Sol tetiğe bastım. Oo, ışıklar mışıklar çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şunun loot'una bakıyorum. Bir şey yokmuş. Ama bir tane enerji basalım abi. O da bizim hakkımız yani. Şurada Game Enhancement diye bir kısım var. Buna tıkladığım zaman bakın arkadaşlar. Şu anda performansı süper performans olarak ayarladım. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi auto mod, GPU, CPU bütün modları ayarlayabiliyorsunuz. Bu telefonun grafik ayarları ile ilgili bir durum. Show kısmına geldiğimde burada da ekranın renk seçeneklerini, görüntülerini otomatik işte car, shot, default gibi ayarlayabiliyorsunuz. En iyisi MOBA arkadaşlar. Daha canlı, daha renkli oyunu gösteriyor. Tetik tuşlarının da kötü bir yanı yanlışlıkla tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar ya. Aha. Yani oynamayı bilmiyoruz kardeşim ya. Linçleme tamam linçleme. Yorumda şimdi sövme tamam tamam. Şimdi bir de HDR ayarlarda bir livik atalım. Ve telefonumuz ısınmış mı? Yoksa nasıl bir konumda? Bunu hep beraber bakalım arkadaşlar. Lobiye dönüş hızımıza da bakalım bu arada. Gayet hızlı bir şekilde lobiye döndü. Arkadaşlar şimdi Ultra HD ayarlar görmüş olduğunuz gibi açık. Alt tarafta da aşırı yüksek yaptım. Ve buranın en harman olduğu yere atlıyorum. Babaların harman olduğu yer. Mid-Sane'i atlıyorum. Kasma donma var mı bakıyoruz abi. Hesap dolu. Ve şu an hesap yani level olarak yani lig olarak yüksek bir ligde. Elmas olarak görmüştüm. Şimdi bakalım hesapta kasma donma olacak mı? Ultra HD ayarlar 45 FPS veriyor bilmiş olduğunuz gibi. Hemen şöyle bir atlayalım. Zaten büyük ihtimal direkt öleceğiz de. Bakalım yani kasma donma var mı? Selamünaleyküm. Vurma vurma vurma. Niye böyle oluyorsun dostum? Arkadaşlar Ultra HDR'de bakın görmüş olduğunuz gibi ana menüye dönerken bile hiçbir kasma donma yaşamadık. Gayet hızlı, gayet akıcı bir ekran var şu anda. Ultra HD ayarlarda bile. Yani en kalabalık yere atladık. Yine kasma donma olmadı. Zaten bizim amacımız 90 FPS'e bu oyunu oynamaktı. Lobiye dönüşümüz, hızımız falan mükemmel. Gayet bizim için yeterli bir oyuncu telefonu. Şimdi telefonun hemen sıcaklık testine bakalım ısınmış mı ısınmamış mı diye. Telefonu şöyle bir koyayım. Ekran kilidimi kapattığımda fan da durdu arkadaşlar. Şimdi telefona şöyle elimi koyuyorum. Çok az bir ısı var arkadaşlar. Çok az. Yani telefon ısınmadı bile diyebilirim. Ama oyun oynarken elinize bir sıcaklık geliyor. Fanı açtığın zaman hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Cihazın tetik tuşlarının hassasiyetini bile ayarlayabiliyorsunuz ki bu gayet güzel bir şey. PUBG Mobile hem 90 FPS oynadık hem Ultra HD ayarlarda oynadık. Bence gayet yeterli bir cihaz. Asus ROG 3 ve Redmagic 5G arasındaki farkları aşağıya yazın. Siz olsanız hangi telefonu alırdınız? Bunu yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Şimdi videoyu beğenin ve diğer videolarımı bekleyin dostlar. Kendinize çok iyi bakın.